Seninle böyle bir yani baş başa uzun süredir konuşamadık hiç. Sünnetteydi işte. İyi o zaman olduydu. Onunla da Taner vardı kıyımızda. Her neyse. Aslında ben karışmazdım ama dün gece anan geldi. Döndüyle ikisi ricacı olunca birkaç yere baktım. Sonunda birden bura geldi aklıma. Kim? Ben olsam ben de buraya gelirdim. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yer. Bizi götürmeye mi geldin ya? Anam mı dedi git al diye? Baban ağa da gitmiş. Babama söylemedi, haya etmiş. Ez cümle. Bırakalım şimdi bunu. Hadi bakalım. Bu iş daha büyümeden, duyulmadan gidelim kasabaya. Duyulsun amca, duymayacaklar mı zaten? Ramazan, bu işler böyle olmaz. Bu işler güzellikle halledilmeli. Güzellikle olmuyor amca, işte olmayacak da yani. Ramazan, daha gençsin. Ha biz de genç olduk. İnsanın bu yaşta birçok yanlışı olur. Bak, ipliği yanlış dokumaya başlarsan bütün halıyı heba edersin. İleride pişman olacağın bir şey yap. İşte ben de bu yüzden buradayım amca. İleride pişman olmayayım diye. Keşke elimden tutup götürseydim dememek için buradayım. Sence bırakırlar mı Asuman'ı bana? Hı? Layık görürler mi amca, ne diyorsun? Ben duymuyorum öyle sağdan soldan konuşuyor herkes. Koskoca memur kız, koskoca belediye başkanının kızı bir mezarcıya mı varacak demiyorlar. Kimse de demez ki yani bu çocuğun bütün dünyayı sevebilecek kadar bir kalbi var. İçi içine sığmıyor. Kendisi toz tanesi kadar bile değil ama sevdası gökyüzünden daha bile büyük demiyor, demeyecekler. Alacaklar benden Asuman amca. İnsanoğlu bırakır mı? Önce araya bir soğukluk sokacaklar. Sonra başka birini bulacaklar. Sonra da koparacaklar benden. Olmadı mı bunlar? Ha? Yaşanmadı mı amca, sen söyle. Peki bu gönlü yıkılanlar ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Bu yıkıntının üstüne yeni bir yuva inşa edebilecek misiniz? Ya amca, gönlümüz zaten afiyet çöplüğüne dönmüş. Sen ne yıkıntısından bahsediyorsun? Üstümüze moloz dökülmüş. Biz o molozların arasından kafamızı çıkarmışız. Hangi yıkıntıdan bahsediyorsun? Dedem bana bir simya öğretti amca. Bu bütün dünyayı değiştirebilecek bir simya. İşte molozları, yıkıntıları, harabeleri yeniden ayağa kaldırabilecek bir simya. Neydi biliyor musun? Sevgi, merhamet, gözyaşım. Dedem bunları öğretti bize. Bunların açamayacağı kapı, iyileştiremeyeceği yara, yumuşatamayacağı kalp yok. Ya ben ömrüm boyunca onların oğlu gibi olurum. Saygıda kusur etmem. Ya ben onları sırtımda taşırım amca. Evet, doğru bir başlangıç değil belki ama yani başka türlü de başlayamayız zaten. Sen kararlıyım diyorsun yani. Asuman. Onun göğünü var mı bu işte? Ne var amca? Ramazan. Ben belki sana iyi bir amcalık edemedim şimdiye kadar. Aramızda da yeğen amca duygusu olmadı belki. Ama şimdi
Sarışehirli asker arkadaşımdır o. Nikahı kıydıktan sonra onun yanında kalırsınız bir müddet. Çok iyi adamdır. Sonra size bir yer ayarlar. Üstüne dönmeyin kasabaya. Ama Münir Başkan'ı da boş verin siz. Biz bir hal çaresi buluruz artık. Yani amca bunlar...